Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir videoyla, yeni bir dersle birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. MN açık uçlarına bağlanan 10 metrenin okuyacağı değeri bulunuz. Evet. İlk olarak M ile N arasında 4 tane direncin bağlı olduğunu görüyoruz. Bu dirençler birbirine nasıl bağlı? Evet, burası önemli. Bu dirençler birbirine ardı ardına bağlanmış. Bakın, R1 direncimizin bir ayağı R2 direncimizin bir ayağına bağlanmış şu şekilde. Yani şurası aynı nokta. R2 direncimizin bir ayağı R3 direncimizin bir ayağına bağlanmış. Yani şunlar aynı nokta gördüğünüz gibi. R3 direncimizin bir ayağı R4 direncimizin bir ayağına bağlanmış gördüğünüz gibi. Yani ardı ardına bağlanmışlar bu dirençler. MN açık uçlarından çekiştirdiğimiz zaman bir doğru parçası durumuna gelecek. Evet, şu şekilde olacak aynen. Ve N noktası şurası. Evet. 1K 50 ohm 50 ohm 1K bu şekilde. Bir doğru parçası durumuna geldi. Bu dirençler kesinlikle ve şüphesiz birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Seri bağlantıda eşdeğer toplam direnç R toplam R1 artı R2 artı R3 artı R4 formülüyle bulunuyordu biliyorsunuz. Bu 4 tane direncin yaptığı işi tek başına yapabilen baba yiğit direnci arıyorum. 1 kilo ohm demek aynı gram kilogram gibi 1000 ohm demek. 50 ohm var. 50 ohm var. Yine 1 kilo ohm. 1 gram, 1 kilogram, 1000 gram gibi. Evet. Bu şekilde toplayalım. 2000, 2100 oldu gördüğünüz gibi. Hesap makinesiz de yapabiliriz. 2100 ohm. Eşdeğer toplam direncimizi bulduk. Evet. Şimdi bu 4 tane direnci gerçek hayatımızda bağlamaya çalışalım. 1 kilo ohmluk direncimiz. Hemen ölçelim isterseniz. Ölçü aletimiz burada. 2 kilo ohm kademesine getirdim. Herhangi birisine elimi değdiriyorum. Diğerine değdirmiyorum yalnız. Yaklaşık 1 kilo ohm. Evet. %5 toleransı var. Tolere edilebilir hatalar. Şu 50 ohmluk direncimiz. Daha net okusun diye 200 ohm kademesine getirdim. Evet. 55 ohm falan çıktı. Şu yine 50 ohmluk direncimiz. Şu da 1 kilo ohmluk direncimiz. Hemen bakıyorum. Tabii ki burada ölçemez. Evet. 1 kilo. Tabii ki 200 ohm kademesinde ölçmesi mümkün değildi. Ve ölçemedi o da. R1 direncimizi bağlıyorum aynen o şekilde. R1 direncimizin bir ayağı şurada olsun. Bir ayağı şurada olsun gördüğünüz gibi. R2 direncimiz, 50 ohmluk direncimiz şurada. Bir ayağı R1'in bir ayağıyla aynı noktada. Diğer ayağı şu şekilde bağlanmış. Başka bir noktaya. Evet. R3 direncimiz yine 50 ohmluk dirençlerden bir tanesi. R2'nin bir ayağıyla bunun bir ayağı aynı noktada gördüğünüz gibi. Ve şu şekilde da başka bir noktaya takıldı. Evet. 1 kilo ohmluk direncimizin şurada. 1 kilo ohmluk direncimizin bir ayağı şurada. Şu şekilde takayım. Bir ayağı da şurada olsun. Bunun bacakları biraz kısa mıymış? Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi taktık hepsini. Şimdi ölçü aletiyle ölçmeye çalışıyorum. 10 metremin bir ayağını R1 direncimin bir ayağına yani M noktasına takıyorum. Ölçü aletimin diğer probunu da R4 direncinin bir ayağına takıyorum. Şu şekilde. Evet. 2 kilo ohmu geçti gördüğünüz gibi. Onun için
Şurada kademe ayarı yapıyorum. 2100 olması gerekiyordu. 2110 gösterdi. Olabilir o kadar. Tolere edilebilir hatası var gördüğünüz gibi. Şu hesaplanan değerimiz. RT eşittir 2,11 kilo ohm. Bu da ölçülen değer. RT'yi ohm cinsinden yine yazı vereyim. 2110 ohm olur gördüğünüz gibi. Evet. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.